Değerli dostlar, Ülkelerden Esintiler programında bugün Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden sesleneceğiz sizlere. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ekselans Canseyit Tümebayev ile söyleşide bulunacağız. Kendisini ve ülkesini daha yakından tanıyacağız. Türkiye hakkındaki, yurdumuz hakkındaki görüşlerine yer vereceğiz ve Kazakistan'dan esintiler getireceğiz sizlere. Çok güzel. Başkenti Astana, resmi dili Kazakça olup yüz ölçümü 2.724.900 km2'dir. Yüz ölçümü bakımından dünyanın 9. ülkesidir. Nüfusu yaklaşık 17 milyondur, para birimi tengedir. Kazakistan, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yer alır. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti yer alır. Ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü'ne kıyısı vardır. Hazar Denizi ile Azerbaycan ve İran'la doğrudan çıkış noktaları yer alır. Kazakistan, Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi devletlerin merkez üssü, Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur. Değerli dostlar, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden sesleniyoruz sizlere. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ekselans Canseyit Tümebayev ile birlikteyiz. Kendisini daha yakından tanıyacağız. Kazakistan, Türkiye arasındaki ilişkilere yer vereceğiz. Büyükelçimizin Türkiye hakkındaki görüşlerini alacağız ve Kazakistan'dan esintiler getireceğiz sizlere. Ekselans, davetimizi kabul ettiniz. Bizi Büyükelçilik'te ağırlıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Biz de şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Aynı anda çok değerli Türkiye meşhur dost televizyonu olarak Kazakistan Büyükelçiliği'ne gelmenizden dolayı gurur duyuyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ekselans, öncelikle bizi kendinizi tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz? Hangi okulları bitirdiniz? Kazakistan'ın güney tarafında doğuldum. Sonra başkentte Kazak Milli Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra orada üniversitede öğretmen olarak çalıştım. 13 sene Sovyet zamanlarında. Orada doçent doktor oldum. Bağımsızdan sonra Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yani gençledi, büyüdü ve oraya davet edildik. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'na yeni elemanlar gerek oldu. Kazakistan Cumhuriyeti'nin çeşitli ülkelerde büyükelçilikleri açıldı, çoğaldı. Ve Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştım. Daire başkanı oldum. Sonra fırsat olarak 1994 senesinde Türkiye'de açılmış ilk büyükelçiliğe diplomat olarak atandık. Burada 3 sene çalıştık. Yani bağımsızlıktan sonra ilk açılmış Kazakistan Büyükelçiliği Türkiye Devleti'ndeydi. Yani bundan dolayı da kendimizi mutlu sayıyoruz. Evet, burada çalıştık. İlk Sayın Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal ziyaretlerinin organizalarını yaptık, organizasyonlarını. Sonra tekrar döndük. Cumhurbaşkanlığında çalıştım. Ondan sonra tekrar 1999 senesinde böyle fırsat oldu. Kazakistan Cumhuriyeti'nin İstanbul şehrindeki başkonsolosluğunu açtım. Başkonsolos olarak çalıştık. Sonra tekrar bir sene içerisinde tekrar geri döndük ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in protokol genel müdürü aynı anda danışmanı olarak bayağı uzun seneler çalıştım. Yani 6-6,5 sene civarında. Ondan sonra 2006 senesinde Ocak'ta Rusya Federasyonu'na büyükelçi olarak atandım. Rusya Federasyonu'na.
Ve 2007 senesinde tekrar Kazakistan'a çağrıldım. Cumhurbaşkanı tarafından ve 2007 Ocak'tan 2010 sonuna kadar Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı olarak çalıştım. Çünkü benim Cumhurbaşkanımız da eski zamanlarda Kazak Milli Üniversitesi'nde faaliyet göstermem, orada doçent doktor olarak çalışmam, ilmi konuda benim birkaç kitaplarım vardı. Bu konuda yeni bakışla çalışmam istedi ve öyle de biraz çalıştık. Sonra 2010 sonunda tekrar sevdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne büyükelçi olarak atandık. Artık buradayız. Evet. Kısaca evet. Böyle. Kaç çocuğunuz var? Çocuklarınız burada mı okuyorlar? Bir kız, bir oğlanım var. Kızım Kazakistan doğumlu. Oğlan Türkiye, Ankara doğumlu. Evet. İlik Türkiye büyükelçisi olarak Türkiye Büyükelçiliğine atandığımız zaman diplomat olarak 1995 senesinde Ankara doğdu. Ondan dolayı onun pasaportunda doğduğu yere Türkiye, Ankara yazılı. Evet. Bakan olarak geldiğim zaman çocuğu da beraber buraya götürdüm. 2007 senesinde. Dedim senin doğduğun yer burası. Bak diye. Evet. Başkent öğretmeninin yanında evet hastane verdi. Orasını gösterdik. Ondan dolayı yani şimdi onlar ikisi de artık üniversite öğrencileri Londra'da. Peki şimdi diplomat olmaktan memnun musunuz diye sorsam? Çok memnunum. Diplomat görevi çok kapsamlı görev. Evet. Çok kapsamlı. Yani burada her açıdan yani uzman olmanız lazım. Ve en önemlisi Kazaklarda böyle bir atasözü var. Yeldestirmek yelçiden, cavlastırmak cavuşudan. Evet. Yel, il yani genelde Türkiye'deki il hepsi bir anlamda. İl, yel. Yani illeri, devletleri, cumhuriyetleri yani birbirine pekiştirmek evet. Onlar büyük elçilerden. Onların görevinden dolayı. Yani onlar ne kadar iyi çalışırsa o kadar devletler birbirine yakın olacak. Tabii. Ondan dolayı diplomat olarak, büyükelçi olarak iki ülkenin siyasi alanda, ticari ekonomik alanda, sosyal alanda, eğitim alanda, kültürel alanda daha yakın olması, ilişkilerin genişletmesi onlara bağlı diye düşünüyorum. Çok doğru. Ekselans peki eşiniz ve çocuklarınız bir diplomat ailesi olmaktan memnunlar mı? Yoksa şikayetleri mi var? Açıkçası bazen biraz şikayetçi oluyorlar. Çünkü devamlı bir yerde oturamıyoruz. Hep yani hareket halinde. Göçebe gibiyiz. Bazen bir senede çocuklar iki yerde, iki devlette ders görüyorlar, ders alıyorlar okullarda. Yani bugüne kadar, mezun olana kadar onlar 5-6 okulu değiştirdi. Görevimizden dolayı, ondan dolayı evet biraz zor geldi. Ama yani Kazakça böyle de sözler var. Cer görmek, yel görmek. Yani çeşitli topraklarda gezip görmek, gezmek, devletlerde bulunmak o da bir iyi fırsat. Evet. Ekselans, sizce diplomat olmanın iyi ve zor yönleri nelerdir? Diplomat görevlileri eski zamanlardan zor görev sayılıyor. Çünkü bu yani kapsamlı bir görev. Diplomat siyasi konuda, ekonomik alanlarda, sosyal alanlarda iyi bir bilgisi olması lazım. İkinci, çeşitli protokol görüşmeleri, ikili ilişkiler, çeşitli ziyaretler, resmi ziyaretler, bunların organizasyonu bu konuda. Ondan sonra bulunduğu ülkede iyi ilişkiler kurması, kendi ülkesi ve bulunduğu ülke arasındaki çeşitli bakanlıklar, kuruluşlar arasındaki ilişkileri pekiştirmesi konusunda, arttırması konusunda
yani iyice çalışması lazım. Bu konuda yani sadece yani eğitim alanında değil, kendi yani Allah'ın verdiği dediğimiz onun insani tarafından da bu kapsamlı görüp diye sayıyorum. Sorumluluk isteyen. Evet. Ülke ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayanır. Kazakistan'da büyük petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun rezervleri bulunmaktadır. Kazakistan, doğal kaynakları, mineral ve ham madde yatakları bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alır. Uranyum, krom, kurşun ve çinko yataklarının zenginliği açısından dünya ikincisi, mangan itibarıyla dünya üçüncüsü, bakır itibarıyla dünya beşincisi, kömür, demir ve altın rezervleri itibarıyla de dünyada ilk 10 ülke arasında, petrol, doğalgaz ve alüminyum rezervleri açısından da ilk 15 ülke arasında yer almaktadır. Kazakistan'da 1996'da dünyanın en büyük 3. altın madeni bulunmuştur. Bu ham maddelerin %50'sinden fazlası ihraç edilmektedir. Kazakistan'ın okyanuslardan uzak kalması ve denizin etkisinin iç kısımlara girmesini engelleyen büyük dağların olması sebebiyle sert kara iklimi hüküm sürer. Ülke genelinde yaz ve kış ayları arasında ısı farkı oldukça büyüktür. Kazakistan'da 85.022 akarsu bulunmaktadır. Bunların büyük bir bölümü Hazar Denizi, Aral Gölü ve Balkaş Gölü su toplama havzalarında yer almaktadır. Ayrıca ülkede 48 bin civarında büyük küçük göller yer alır. Ülkeyi boydan boya geçen en uzun akarsular Ertis, Esil, Sırderya ve Ural nehirleridir. Peki Ekselans, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi olarak bir gününüzü nasıl değerlendirirsiniz, bir iş gününüzü? Yani ben genellikle bir aylık planını yapıyorum, bir aylık. Evet. Genellikle bizi bir aylık, altı aylık, bir senelik yapıyoruz. Ve çeşitli yani etkinliklerden, çeşitli faaliyetlerden düzülüyor. Çünkü birisi bir gün içerisinde birkaç görüşmeler alınıyor. Sonra bizim merkezden çeşitli evraklar geliyor. Onları yönlendirmek, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na göndermek. Sonra çeşitli bağlantılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli bakanlıklarıyla görüşmeler. Sonra Kazakistan'dan gelen heyetler. Kazakistan'ın pek çok, her sene çoğalıyor Kazakistan'ın gelen heyetler. Çeşitli alanlarda. Öğrenciler. Ticari evet. Ekonomik alanda, eğitim alanda, kültürel alanda. Onların görüşmelerini sağlamak. Sonra Türkiye'den Kazakistan'a yani ilişkileri arttırmak için çeşitli bağlantılarda bulunarak heyetleri göndermek. Bakanlıklar arasındaki en önemlisi imza atılan bizim anlaşmalarının evet. yönlendirilmesi. Bu çok önemli. Çünkü en önemlisi yani iki ülke devlet başkanlarının, başbakanlarının bakanlıklar arasında imza atılan anlaşmaların onların yürümesi. Yani hepsini bunu takip ettiğin zaman bir gün içerisinde çeşitli görüşmeler, evraklar, telefonla görüşme, canlı görüşmeler. Yani böyle oldu. Televizyon sonra çekimleri. Aynı anda yani sadece Ankara'da bulunmadan biz İstanbul'da sık sık bulunuyoruz. Çünkü İstanbul'da artık uluslararası pek çok toplantılar yapılıyor. Evet. Sonra ikili ilişkilerimizi artırmak için sadece Ankara değil, Türkiye'nin pek çok büyük illeri var. İller arasındaki bağlantıları, kardeşlik bağlantıları artırmamız lazım. Bu konuda da illeri dolaşıyorum. Artık 20'den fazla
Türkiye illerine dolaştım. Orada valilerle görüşmeye, belediye başkanlığına görüşmeye, ticaret sanayi odaları başkanlarına görüşmeye, oradaki iş adamlarına business konferanslar, toplantılar, Kazakistan konusunda sergiler yapıyoruz, foto sergiler, tanıtım filmlerini gösteriyoruz. Yani böyle olduğu zaman daha yakından bizi tanıyacak. Evet. Yani birisi çeşitli yani kitapların yayınlanması, Kazakistan tanıtım. Yani burada belki gösterdiğiniz mesela bunu ilk defa yayınladık, 10 bin adetli. Burada Kazakistan ülke ve toplum, doğa, tarih, ekonomi, kültür konusunda yani 450 sayfalık kitabı yayınlandık ilk defa. Bunun daha bir küçüğü iş adamları için yayınlandık. Sonra Kazakistan Türkiye ilişkilerinin geçen sene 20 yılını biz kutladık. Bu konuda da büyük bir kitap yayınlandık burada gördüğünüz gibi. Sonra çeşitli dergiler yayınlıyoruz, Kazakistan konusunda dağıtıyoruz. Ve geçen sene ilk defa Kazakistan'ın 5 filmini, sinemasını tercüme yaptık. Evet. Evet, şimdi onu göstermeye başlıyoruz. Türkçe dublaj olarak. Evet. Ve Kazakistan'ı tanıtan 10 filmi tercüme yaptık. Bu da çok önemli. Haklısınız. Gerçekten insanlar birbirini tanırsa birbirini daha çok sever. Tanımadığı zaman birbirlerinden çekinirler veya çok yakın dost olamazlar. Ekselans, peki hobileriniz nedir? Tatil gününüzü nasıl geçirirsiniz? Bize tatil fazla olmuyor ama fırsat olduğu zaman genellikle biz çocuklarla beraber tatili geçirmeye çalışıyoruz. Ve Türkiye'de her gelen burada yaşayan insan için önemlisi Türkiye'nin güzel doğası ve tarihi yerleri. Evet. Onları gezmeye çalışıyoruz, görmeye çalışıyoruz. En çok nereyi sevdiniz Türkiye'de? Türkiye'nin her yeri farklı. Ondan dolayı yani güzellik konusunda her adamın kendi fikri var diyorum. Tabii. Ondan dolayı her yerin, Türkiye'nin her tarafının kendi güzelliği var. Mesela diyelim Akdeniz tarafı birincisi yani cennet ülke turistler için tatil yapmak için harika. Birinci. İkinci Akdeniz'deki Aspendos, Faselis, Efes gibi tarihi yerler milletten önce yaşandı buradaki amfiteyatrolar. Bunlar herkes için mutlaka gezmesi, görmesi gereken yerler. Evet. Ve bu Akdeniz ülkesi tarafında. Ondan sonra Kapadokya. Evet. Bambaşka farklı yer. Yani bu da yani diyelim 10-12. Yüzyıllarda orada insanlar yaşamış ve tabiatın farklı yapılmış bir güzelleri mesela Kapadokya. Ondan sonra Karadeniz tarafı doğallık açısından yemyeşil, orası da bir cennet gibi yer. Yani hepsini görmeye çalışıyoruz. İnşallah yavaşça yetişiriz diye düşünüyoruz. Ekselans, Türkiye'de en çok beğendiğiniz, Türkiye'nin en çok beğendiğiniz özelliği nedir? Her tarafının kendi güzelliği var. Yani insani ilişkiler açısından. Türkiye'nin en güzelliği yani vatanseverliği. Vatanseverliği Türkiye'nin en büyük güzelliği. Ve toplum olarak yani toplum olarak kardeşliği, akrabalık konusundan birbirine yakınlığı, dostluk konusunda yani çok farklı. Yani pek çok yabancı ülkelerden yani Türkiye yani hakikaten bu konuda farklı. Ondan dolayı bu özelliğiyle yani farklı görünüyor. Evet. Geniş bozkırlara sahip olan ülkede Orta Kazakistan'da Sarı Arka Dağları yer alır. Altay, Tarbagatay ve Cungar Dağ sıraları, Tanrı Dağları da ülkenin doğusunda ve güneydoğusunda sıralanır. Kuzeyde Kızılkum, orta kesimde Karakum, kuzeyde
büyük ve küçük Barkusu çölleri yer alır. Kazakistan'da yaklaşık 6500 çeşit bitki yetişir. Ülkeye özgü 158 cins memeli, 500'e yakın kuş cinsi ve 150'den fazla balık cinsi vardır. Kazakistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığını elde etmiştir. 1997 yılına kadar ülkenin başkenti olan Almatı, dağlar ve ovalar arasında yerleşmiş modern mimariye sahip bir kenttir. Fıskiyeleri, parkları ve muhteşem dağ manzaralarıyla dikkati çeker. Bugünkü başkent Astana, insana huzur veren ve hızla büyüyen bir şehir olma özelliğine sahiptir. Başkent Astana'da iş, sosyal, kültürel, bilimsel, eğitim ve ticaret merkezlerinin yanı sıra konutlar, konaklama tesisleri hızla yükselmektedir. Tarihte birçok şehir ve eski kervan yollarının ayrıca nehirlerin kesiştiği noktalarda kurulmuştur. UNESCO tarafından barış şehri olarak ilan edilmiştir. Pek çok tiyatro binası, müzeler, sinema salonları, sirk, hayvanat bahçesi ve milli parklar yer almaktadır. Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi büyük çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'den 500'e yakın öğrenci öğretim görmektedir. 800'e yakın Kazakistanlı öğrenci de Türkiye'de çeşitli eğitim kuruluşlarında lisans ve lisansüstü eğitim programında yer almaktadırlar.